Şimdi bu haberi iyice dinledinizse gelin haberin ana fikrini bir çıkartalım. Üç şey çıkardım buradan ben. Bir tanesi, birinci ana fikir, döviz talimat buyruk dinlemiyormuş. Yani genel anlamda piyasalar talimat buyruk dinlemiyor. Yani birisi çıkıp ben bu memleketin en güçlü adamıyım, ben ne dersem olur, her konuda ben buyruk veririm, yapılır diyemiyorsunuz dövize. Sizi dinlemiyor, üzgünüm. İkincisi, döviz espri de kaldırmıyor. Vardı ya Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Damat Albayrak, neydi? Berat Albayrak. Ben hep dilim takılıyor, Damat Albayrak diyorum. Berat Bey, hani hatırlarsınız, ünlü bir nutku vardı onun. Yok efendim, döviz 5 lira olacakmış, 6 lira olacakmış, 7 lira olacakmış filan gibi böyle bir stand-up şovu yapmıştı. Döviz espri de kaldırmıyor. Yani siz istediğiniz kadar aşağılayın, istediğiniz kadar espri yapın, döviz o esprileri de dinlemiyor. Ve üçüncü ana fikir, bak burası çok önemli. Bu ana fikri de iyi dinleyin. İnsanlara yastığınızın altından dövizleri çıkartın, getirin TL'ye dönün. Yani dövizden vazgeçin, TL'ye dönün derseniz, insanlar da size dönüp derler ki o ballı projeler, ballı taahhütler, ballı efendim ödemeler var ya, hani geçse de geçmese de, yatsa da yatmasa da, binse de binmese de ödemeler, onlara dövizli ödemeleri yaptığınız insanlara dönüp de ya boş verin dövizi, TL olarak ödeyelim, döviz çok artıyor diyebiliyor musunuz? Hadi desenize, hadi deyin de görelim onları. Üç tane ana fikir, bunları not alın, akşam dersinizi çalışın. Bu soruları bir kez daha hatırlatacağım.